Manisa Celal Bayar Üniversitesi, MCBÜ, Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sinan Anlaş, yaklaşık 15 yıldır böceklerin çevreye ve tarımsal üretime etkilerini araştırdığını, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden topladıkları binlerce böcek örneğini Alaşehir'de kurdukları ve uluslararası kuruluşlarca da tescil edilen müzede sergilediklerini söyledi. Bazı türlerin tıbbi, tarımsal ve ekolojik önemi var. Anlaş, topladıkları böceklerin Türkiye'nin sahip olduğu biyoçeşitliliğin bilinmesi adına önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekti. Sözlerine şunları ekledi. Sahip olunan biyoçeşitliliğin bilinmesinin insanlığa büyük yararları var. Bu türlerden azami derecede yararlanmak ve bu türleri korumak amacıyla öncelikle bizim ülkemizde hangi türlerin var olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu amaçla bulduğumuz yeni türlerle ilgili sistematik, ekolojik, tarımsal ve tıbbi araştırmalarımız devam ediyor. Tıbbı öne emleyene olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Anlaş, gelecekte bu türlerden bazılarının tarım zararlılarına karşı kullanılabileceğini, çevre kirliliğine karşı biyoindikatör olarak kullanılabileceklerini ve aynı zamanda bazı türlerin tıbbi önemlerinin olduğunu düşünüyoruz, dedi. Böceklere yörenin ismi verildi Anlaş. İlk kez buldukları böcek türlerine toplandıkları yörenin ismini verdiklerine işaret ederek, örneğin Denizli'nin Honaz Dağı'nda 3 yeni tür keşfettik, bunlara, Sunius honazensis, Ursunius honazicus ve Geostiba honazicus adını verdik bunun. Dışında Denizli Çökelez Dağı, Afyon Sandıklı Dağları, Kütahya Akdağlar, Manisa Bozdağlar, Aksaray Melendiz ve Hasan Dağı, Ankara Elma Dağı, Konya Meke Gölü, Konya, Karaman ve Niğde'deki Toros Dağlarından ve daha pek çok yerden çok sayıda yeni tür bulduk. Ve hepsine o bölgenin adını verdik diye konuştu.